Danışman hocam gelin lütfen. Evet. Atak. Evet. Üçü de yan yana olsun. Ondan sonra. Yusuf da onu giymiyorsun ya. Giyme de yok. Tamam da yok. Bunu nereye bağlayacaksın? Uyudun şöyle başkanım. Çöp ayak altına yapın. Başkanım şöyle bir kere yani insanlar işte deri ıslahının geçtiği yerde koruma şeyleri var ya. Korkulukları olabilir. Daha dekoratif hale getirebiliriz. Ne olduğunu da yazabiliriz. Öyle. Şöyle zaten. Bilmeyen insan. Evet. 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 Biz yapıştık. Belediye tarzı mısın? Belediye alıyor musun? Her şey böyle dün akşam yaşı daha pratik olsun diye. Yemek veriyorlar. Güzel bir çalışma yapıyoruz. Tabii vatandaşlarımız da arkadaşlarımıza destek veriyorlar. Onların bu özverili davranışı bizi mutlu etti. Çalışmalar bizi mutlu etti. Farklı bir şey sağladık. Meydana getirdiler. Burada bu hayvan yemli. Tabii içerisinde hayvanın işte maması olacak. Bunun yanında bence bir de suluğu da yapılabilir bunun yanında. Kış şartları olduğu bu için geliştirilebilir yani çok farklı olabilir. Bunu biz binaların cephesine inen oluklarımız yanına yapıp daha farklı bir görsel çıkartabiliriz. Farklı bir uygulama olmuş olur. Yanında suluğu da olmuş olur. Güzel bir şey. Çalışmalı her geçen gün bir farklı bir çalışma yapıyorlar. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herhalde 80'in üzerinde bir çalışma evet. yaptılar. Şehrimizin muhtelif noktalarında inşallah bunlardan biz de sizlere destek verelim. Onları güzel montaj yapalım. Ben bu duyarlılıklarından dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bugün burada Gümüşhane'de Tema Vakfı İl Temsilciliği ve Gümüşhane Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü ile ortak bir çalışma yaptık. Sağ olsun Gümüşhane Belediyesi de bize kısmi destek verdi. Hayvan yemliği yaptık. Malum kış şartları hayvanlar aç ve susuz kalıyor. Bunun için hani biz dertleniyoruz. Bu anlamda bugün 80 tane köpek ve kedi yemliği yaptık. Bunları şehrimizde Sayın Başkanımız, Belediye Başkanımızın da desteğiyle muhtelif yerlere montajını yaparak bir şekilde sokak hayvanlarına katkıda bulunacağız. Bu noktada bu işi tamamen gönülden yapan Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine ben özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten herhangi bir ekonomik kaygı gütmeden gece gündüz işte restoranlardan, lokantalardan, otellerden kalan yemekleri toplayıp her gün öğlende belediyenin verdiği bir araçla onları bir de yukarıda çöpün oraya götürerek orada 150'nin üzerinde hayvanı besliyorlar. Arkadaşlarımıza bunun için çok teşekkür ederiz. Gümüşhane halkından, Gümüşhane insanından şunu istiyorum. Lütfen artık hayvanlarla beraber yaşamaya alışalım. Sonuçta onlar da can, onların da yaşamaya hakkı var. En az bu dünyada bizim kadar onların da yaşamaya hakkı var. Akşam evde kalan yemekleri çöpe atmak yerine sokakta işte kullanmadığımız kaplarla hayvanlara yedirelim. Bu son çağrımız olsun halkımıza. Biz burada işte 4 parça malzeme kullandık. Altta bir tane 90 derece dirsek. 45 derecelik bir dirsek, 50 santimetrelik bir tane boru, yüzlük boru ve bir tane kapak. Bunları birbirine takıyoruz. Önce kapalı dirseği, sonra açık dirseği. Sonra kelepçelerle veya işte bu plastik cırt dediğimiz plastik kelepçelerle direklere, ağaçlara bunu rahatlıkla takabiliyoruz. Maliyet olarak yani bir tanesine 10-15 liraya çok rahatlıkla yapılabilir. Hayır o da yanlış değil. Ayağıyla döküp yerde de yiyebilir. Hani burnunu sokamıyor. Arkadaşlar biz de bizim mama yemeye gideceğiz. Hiç aksatmadan Gümüşhane'nin esnafından olsun, otelden olsun, lokantadan olsun devamlı yemek toplayıp belediyenin bize temin ettiği bir arabayla çöplüğe çıkıp devamlı 200-300 tane köpek beslemesi yapıyoruz. Belediyemizin desteğiyle. Bugün Gümüşhane Belediyesi ve Tema Vakfı'yla hani kışın biliyorsunuz Gümüşhane'nin kışın bayağı soğuk olduğu için kedi yemliği ve köpek yemliği yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Bu konuda bize destek olan Gümüşhane Belediyesi ve Tema Vakfı Başkanı'na çok sağ olsun. Yani bu tek temennimiz bu altın kalpli Gümüşhane insanından. Yani bu bizim yemliğimize sahip çıkması ve destek olması.
Ben de şöyle bakayım. Şimdi plastik borularla yaptığımız yemliğimizi, hayvan yemliğimizi, bunu ağaca veya elektrik direklerine takıyoruz. Bu şekilde bir tane plastik kelepçeler kullanıyoruz. Gayet ekonomik ve pratik bir materyal burada. Hızlantılarını kesiyoruz. Gidiyoruz. Şu an yarısına kadar doldu. Çalışma prensibi şu. Hayvan geliyor. Buradan yedikçe üstten boşalıyor. Yani normal kendisi durarken herhangi bir dökülme falan olmuyor. Üniversite grubundan herkese bir taneyi tabiri caizse zimmetledik. Herkesin bir tane böyle yemliği var. Herkes onu takip ediyor öğrenci arkadaşlardan. Kontrol ediyor, temizliğini yapıyor ve yemini dolduruyor.